Saygıdeğer YouTube izleyicileri, Yas-ı Muharrem 12 İmam Orucumuzun bugün 12. günündeyiz. İstanbul Zeytinburnu Erikli Baba Cemevi'ndeyiz. Bugün cemevimizde canlarımızın sesini size taşıyacağız. Onlarla lokma paylaşacağız, dua edeceğiz. Muharrem sohbetine katılacağız. Şimdi yavaş yavaş Erikli Baba Cemevi'ne doğru gidelim. Orada canlarımızdan cemal cemale olalım. Bizi izlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Ey müminler gerçekte pirler merhaba. Ey rahberler gerçekte erler merhaba. Hazır postlar hazır da yerler merhaba. Zakirler sazları da kuralım hele. Allah 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 da kuralım hele. Allah birliğine de varalım hele. Saygıdeğer Yurt TV izleyicileri, Yas-ı Muharrem 12 İmam orucumuzun bugün 12. günündeyiz. Zeytinburnu Erikli Baba Cemevi'ndeyiz. Bugün Yurt TV olarak burada canlarımızla cemal cemale olduk. Birlikte lokma paylaşacağız, dua edeceğiz ve Muharrem sohbetine katılacağız. Tabii ki bu kutsallarımızın en iyi şekilde hizmet yürütmesini sağlayan başkanlarımız var. Gönüllü hizmet sunan canlarımız var. İşte bunlardan biri de saygıdeğer başkanım. Başkanım bugün cemevinizdeyiz. Size mihman olarak geldik. Şimdiden Yas-ı Muharrem 12 İmam orucumuz hayırlara vesile olsun diyelim. Biz sizi tanıyalım kısaca başkanım. Buyurun. Önce bize bu fırsatı verdiğiniz için Yurt TV'ye sizlerin huzurunda çok teşekkür ederim. İsmim Erdoğan Metin. Erikli Baba Cemevi'nin yönetim kurulu başkanıyım. 1,5 yıldır göreve geldik. Görev sürecince işte halkımıza, kendi canlarımıza hizmet için burada varız. Muharrem'in bugün 12. günü, son günü. Canlarımızla beraber son gününde bugün oruçlarımızı açacağız. Saygıdeğer başkanım, biz bugün buraya girdik. Gerçekten burası tarih kokuyor. Belli ki tarihsel bir süreçten bugüne kadar geliyor. Buranın tarihi süreci ile ilgili sizden bilgi alabilir miyiz saygıdeğer başkanım? Tabii ki. Dergahımız çok eski bir dergah. 1329 yıllarında kurulmuş. Hacı Bektaş, Karacaahmet, Şah Kulu dergahlarıyla beraber kurulan bir dergah. Kuruluş amacı buranın Alevi Bektaşi canlarımızın burada yetişmesi, eğitim alması için kurulan bir dergah. Son İstanbul fethine kadar geldiğini, İstanbul'un fethinde Fatih Sultan Mehmet döneminde burada silah depolar olarak kullanıldığı, o mücadelede bu dergahın bayağı katkıları olduğu söylenmektedir. 1925 Tekke ve Zaviyelerin kapatılış döneminde zaten dergah kapatılmış. 1993 yılında işte iş adamlarımızın desteğiyle bu dergah yeniden hayata geçirilmiş. Aslına uygun restore edilmiş. Aslında vakfın yeri burası. Tarihi misyonunu oradan alıyor. Başkanım, vakıf dediniz. Tabii ki vakıf deyince mutlaka bir karşılığı var. Bir ödeme yapılıyor mu? Kiracı mıyız? Şu anda vakıfların kiracısıyız. Ayda 1600 lira kira ödüyoruz maalesef. Kendi yerimiz olduğu halde devlet bizden bu parayı alıyor. Başkanım, cem evimizde hangi hizmetleri yürütüyoruz? Biliyoruz ki bizim cem evlerimiz yalnızca İnansal hizmetlerimizi yürüten kutsallarımız değil. Bunun yanı sıra hayatın her alanında
7'den 70'e insanlarımızın yararlanabileceği türlü faaliyetler, kurslar ve benzeri etkinlikler de yapılıyor bildiğim kadarıyla. Evet. Kısacası genellikle kurumlarımız bilimsel akademi burada neler yapıyoruz? Şu anda dergahımızda kurum olarak iki dedemiz hizmet vermektedir. Her perşembe günü cem ibadetlerimiz ve sohbetlerimiz rutin olarak devam ediyor. Cenaze hizmetlerimiz var. Burada cenaze hizmetlerini tam şekilde devam ettiriyoruz. İbadet şeklimiz burada, biz tamamen anladığımız dilde ibadet yapıyoruz. Cenazelerimizde, cem ibadetlerimizde, yani Türkçe ibadetlerimizi yapıyoruz. Şu anda faaliyetlerimiz içerisinde 100 tane üniversite öğrencisine burs veriyoruz. Her yıl bunu devam ettiriyoruz. Semah kurslarımız var, saz kursumuz var. Artı 47 yemekler, mutfak yemekhanemiz var. O hizmetlere veriyoruz buradaki insanlara. Muharrem ayı itibariyle genelde yapmaya çalıştığımız ihtiyacı olan ailelere kendi imkanlarımız dahilinde erzak yardımı yapıyoruz. Yani lokma paylaşımı dışında bir de ayrıyetten erzak yardımı yapıyoruz. Çok güzel. Allah dilekinizi kabul etsin başkanım. Genelde bizim burada adak da kesildiği için buraya adak bağışı yapan canlarımız oluyor. Biz onları perşembe günleri cemden önce kendimiz burada pişiriyoruz. Ceme gelen canlarımıza ikram ediyoruz. Cumartesi, pazar günleri yemeğimiz olmadığı günler yemekleri yapıyoruz. Onları da burada dışarıdan gelen, aç olan, sokakta gelen insanlar yiyor. Dergahımızın zaten özelliği de bu. Ha, yani aş hizmeti devamlı. Aş hizmetimiz devamlı var. Yani cumartesi, pazar günleri, perşembe günleri o kültürümüz de var. Devam ettiriyoruz. Şu andaki hizmetlerimiz o. Başkanım, bu Yas-ı Muharrem 12 imam orucumuzda tabii ki canlarımız mutlaka buraya geliyorlar. Burada sizle birlikte lokma paylaşıyorlar. Dualar ediyorlar. Ve hem Muharrem sohbetlerine hem de cem ibadetine katılıyorlardı. Yaklaşık kaç canımız buraya gelebiliyor veya kaç canımıza hizmet sunabiliyorsunuz? Normalinde bizim yemekhanemiz Muharrem ayı 11-12 gün boyunca devamlı doldu. Yemekhanemiz 550-600 kişi alıyor. Onlar doluyor. Cemlerimizde de normal katılımlar 250-300 o civarda oluyor. Burada bizim etkinliklerimiz arasında işte zaten normalinde 29 Ekim'de, sizler de burada hatırlatmışken de söyleyeyim, Yurt TV seyircilerimizin de bilgisine olsun diye söylüyorum. 29 Ekim'de birlik lokumuz var. Canlarımızın buraya işte katkılarını sunuyorlar. O katkıları biz burada yemek, kurban keserek gelen canlarımıza ikram ediyoruz. Onları da davet ediyoruz ayrıca. Geleneksel hale gelmiş Hacı Bektaş etkinliklerimiz var. Abdalmus etkinliklerimiz var. Her yıl onları rutin olarak buradan götürüyoruz. Canlarımızı ziyaretlerine, anmalara katılıp tekrar geliyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz başkanım. Biz teşekkür ederiz. Bizlere geldiğiniz için. Sizlerden ricamız bizim gibi kurumları daha ön planlara çıkartıp Alevilik inancını, kültürünü yaymak için sizlerden ricamız biraz daha mücadeleci olun. Topluma bunları anlatın. Evet, saygıdeğer başkanım, güzel açıklamalarınız için biz teşekkür ediyoruz Yurt TV olarak. Gerçekten Yurt TV olarak biz Alevi canlarımızın hiçbir ayrım yapmadan her cemevine yapacakları ve haberimiz olursa her etkinliğine katılacağız. Öyle bir misyonumuz var. Dar grupçu bir yaklaşımımız yok. O cemevimiz, kutsalımız şunlardandır, bu cemevimiz, kutsalımız böyle düşünüyor diye biz öyle düşünmüyoruz. Ve bu Yas-ı Muharrem 12 imam orucunda da hem Avrupa yakasında hem Anadolu yakasında
12 cemevimiz bugün son size geldik mihman olarak. Hem Hacı Bektaş Veli Dergahı'na bağlı olanlara, hem Pir Sultan Abdal Pirimize bağlı olanlara, hem bağımsız olanlara, hem Cem Vakfı'na bağlı olanlara biz gittik ve onların sesi olduk ve canlarımıza taşıdık. Biz size teşekkür ediyoruz. Allah hizmetinizi kabul etsin. Cihetimiz 12 imam katında, Şah-ı Merdan Pirimiz Ali katında buraya gelen her canın paylaştığı lokmayı, yaptığı duayı ve yaptığı yine ibadeti kabul görsün diyoruz. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız başkanım. Biz de sizlere teşekkür ederiz. Sağ olun. Çekateri ben gelirim peşine. Saygıdeğer canlar, burada Elif Baba Cem Evi'nde hizmet üretiyorsunuz. Kermes yapmışsınız. Belli ki buradan gelen bir akarla yine canlarımıza hizmet sunacaksınız. Sizler galiba yönetim kurulu üyeleri olarak bu hizmeti sunuyorsunuz. Yanılıyor muyum? Doğru. Bir ana canlarla başlayalım. Biz sizi tanıyalım. Şule Aydın, yönetim kurulu üyesiyim. Genel sekreteriyim yönetim kurulunun. Kermesimizi üniversite öğrencilerine burs sağlayabilmek için düzenledik. Böyle. Ne güzel, ne güzel. Şah-ı Merdan pirimiz ne demiş? İlim Şam'da da olsa Arap'ı bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Yani hele hele bu alanda, bu amaçla hizmet edenlerin hizmeti daha değerlidir, onu söyleyeyim. Neler yapıyoruz başka? Başka kermesimiz var. Ondan sonra kurs veriyoruz burada, bağlama kursu öğrencilere. Semah kursumuz var hafta sonları. Böyle. Evet, anacan, hayrın kabul olsun. Sen burada neler yapıyorsun? Biz de işte kermese katkı, ben de yönetim kurulu üyesiyim. Sema Kaya ismi. Öyle işte, biz de gönüllü çalışıyoruz. Bu kermesi yılda bir mi yapıyoruz, yoksa buna benzer böyle gelir getirici? Her Muharrem ayında yapıyoruz. Yok. İnşallah devam edecek. Nasıl, katkı bayağı geliyor mu? İyi, çok güzel geliyor. Sağ olsun, verenlerden Allah razı olsun. Güzel. Evet sevgili üniversite öğrencileri canlarımız, bakınız kutsallarımızda, cem evlerimizde sizler için ana bacılarımız, sevgili baba canlarımız, bakın gerçekten neler yapıyorlar. Siz de bunun kıymetini bilin, okuyun, okuyun ki bizim yarınlarımızı siz aydınlatasınız. Çünkü gençlik bizim yarın ve geleceğin yüz aklarımızdır ve aydın yolumuzdur. İyi günler. Görkem Ünlü, gençliktenim ben. Biz de kendimize yardımcı olmak için çalışıyoruz, yardım ediyoruz. Gençlik dedin de burada gençlerin katılımı nasıl? İyi, güzel. Burada semah kurslarımız var. Hafta sonları geliyoruz, perşembe günleri cemimizi yapıyoruz. Her yaş sınırlaması var, küçüklükten gelenler var. Burada hepimiz geldik, çalışıyoruz birlikte, hizmet ediyoruz. Yani evde ev işleriniz, belki sosyal yaşamda mutlaka dışarıda bir emek üretiyorsunuz. Ama o yetmiyormuş gibi bir de cem evimizde bu emeği üretmeye devam ediyorsunuz. Aynen öyle, çünkü bizim yolumuz. Biz sahip çıkmazsak, gençler sahip çıkmazsa kim sahip çıkacak? Büyüklerimizden öğrendiklerimizi, heybemizi dolduruyoruz. Kendimizi yetiştiriyoruz, geliştiriyoruz. Örnek olmaya çalışıyoruz. Böyle. Ne güzel, ne güzel. Yani cettim 12 imamlar yardımcınız olsun diyelim. Babacan, bir de seni tanıyalım. Burada anacanlarımızın, bacılarımızın yanındasın. Bak birlikte bir hizmet yürütüyorsunuz. Bizde kadın erkek ayrımı yoktur. Biz hayatın her alanda hep beraberiz. Aramıza hiçbir zaman perde koymadık, sınır koymadık, demir kapılar koymadık. Ve bahçede de, bağda da, hayatın sosyal alanında da, işte gördüğümüz gibi bu kutsalımızda da, inancımızda da, yolumuzda da hep beraberiz. Ne diyoruz? İsmim Kenan Doğan. Yönetim kurulu üyesiyim ve aynı zamanda saymanım. İşte arkadaşlara kermeste yardımcı olmak için hafta sonları geliyoruz, yardım ediyoruz. Demin arkadaşımızın söylediği gibi buradan elde edilecek gelirle üniversitede okuyan
genç öğrencilerimize burs verebilmek amacıyla yapıldı. Zaten daha önce de dergahımız yaklaşık 80-100 tane öğrenci her sene burs veriyordu. Bu sefer daha fazlasına öğrencimize burs verebilmek amacıyla böyle bir kermes düzenleyelim dedik. Gayet de güzel, başarılı oldu. Destek veren tüm iş adamlarımıza, dostlarımıza, herkese çok teşekkür ediyoruz sizin sayenizde. Ben de bir eğitimciyim, ben de edebiyat öğretmeniyim. Bana bir desteğiniz var mı acaba bu kermeste? Çünkü biliyorsun yani önce hükümet, devletler... Önce sizlerden destek alacağız, ondan sonra size... Evet, sağ olun, teşekkür ettik. El ele el hakkı olacak birlikte. Ne güzel, çok teşekkür ettik. Espri bir yana, gerçekten ben bir öğretmen olarak özellikle sizlerin, öğrencilerimize ve onların eğitimine yönelik bu hizmeti takdire şayandır. Bunu yapmayanlar da duysun ve umarım güzel bir örnek olur. Gerçi birçok cemiyetimizde ne yazık ki ekonomik olarak çok zor durumdalar. Bir cemiyetimize gittik, inanız ki lokmanın yanında ayran verememişlerdi. Çünkü durumları bir o kadar... evet, saygıdeğer dedem, bugün Yas-ı Muharrem 12 İmam orucumuzun bu son gününde size mihman olarak geldik. Cem evinizdeyiz. Önce burada yaptığınız hizmetler ceddimiz katında kabul görsün diyoruz. Dedem, biz seni tanıyabilir miyiz? Adım Binali Doğan dede. Erzincanlıyım. Çayırlı ilçesi Bozağ köyündenim. Baba Mansur Ocağı'ndanım. Yaklaşık 10 yıldır Elikli Baba dergahında kurum dedesi olarak görev yapmaktayım. Dedem, burada hangi hizmetleri yürütüyorsunuz? Her perşembe günü cemimiz var mı? Canlarımız geliyor mu? Yani 7'den 70'e gençlerimiz, ana canlar, baba canlar. Nasıl durum? Her perşembe cemimiz var. Yani kesintisiz siz her perşembe cem var. Yani Alevi erkanı gereği ne gerekiyorsa, özellikle bir dergah konumunda olduğu için, bir dergah olduğu için birçok işlevi var. Yani cem var, Alevilik öğretisi var, bağlama kursları var, sema kursları var. Kurbanlarımız burada sürekli kesiliyor. O kurbanların pişirilip yine paylaşılması var. Bunun yani sıra cenaze erkanları, yani hakka yürüme erkanlarının yine burada yıkanılması, defnedilmesi, dualarının verilmesi. Akabinde olması gereken işte haftalık yemeği, yani hakka yürüyen canın can yemeği, onun arkasında 40 yemeği, yıllık yemekleri, yani bütün dini vecibeler, yani Alevi erkanı üzerinde ki bütün dini vecibeler burada icra edilir. Bunun yanı sıra sosyal aktiviteler de var. Yani bağlama kursunun yanında işte kermesler açmak, diğer öğretileri vermek, semah kursları, Alevi öğretisi. Öğrencilere yönelik ders kursları var mı dede? Tabii, yani öğrencilere yönelik de özellikle Alevi inancını öğrenebilmeleri için bu gerek cem içerisinde, gerekçe cem dışında belli günlerimizde toplantılar yapıp Alevi dersleri, öğretisi de veriyoruz. Dedem, inancımız gereği tabii bunu soruyorum. Genellikle biz dualarımızı ve inancımızı yaparken Türkçe mi yapıyoruz genellikle, yoksa normal Arapça mı? Bizim yani Yasin duası da dahil olmak üzere bütün dualarımızı Türkçe yapıyoruz. Çünkü Aleviliğin esası bu. Yani Aleviliğin esası, özelliği bu. Yani kendi inancıyla, kendi lisanıyla, anladığı dille ibadet eder. Kur'an okuması gerekiyorsa eğer, dua niteliğinde, işte İhlas, Fatiha dua niteliğindedir, onlar da yine Türkçe yapar. Hatta cenaze erkanlarımız bile yaklaşık 8-10 yıldır burada tek kelime Arapça konuşmadan, kıyamımız da farklı olmak şartıyla, yani cemal cemale, cemde dara durduğumuz gibi cenaze erkanımız da tamamen Türkçe burada uygulanır.
Dedem, biz size teşekkür ediyoruz. Yaptığınız hizmetler yetimiz 12 imam katında kabul görsün. Şah-ı Medr'dan Hazreti Ali, Peygamberimiz Hazreti Muhammed ve Tanrı buradaki yaptığınız hizmeti, emeklerinizi de kabul görsün diyelim. Sağ olun, iyi ki varsınız. İki cemevlerimizdesiniz. İyi ki bu yolu ve bizim inancımızı, bununla beraber Alevi kültürünü canlarımıza veriyorsunuz. Teşekkür ederim, sağ ol. Burada tabii ki Alevi'nin inancının içerisinde kültür var. Yani deyişler var, özellikle şiirsel edebiyat çok ağırlıklıdır. Ama her şeyden önce Alevi inancı diyelim. Yani Alevi inancı bizim kültürümüzde yine inanç kaynaklıdır. Özellikle Alevi inancını yaşamak, yaşatmak ve ecdatlarımızda aldığımız gibi bozmadan da onu yaşatıp bizden sonraki nesillere, kuşaklara aslını bozmadan devretmek bizim bir nevi borcumuz. Sağ olasın dedem. El öpülesi dedem. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Kateri ben gelirim peşine, Ali meydanına da varalım hele. Merhametin yok mu da gözüm yaşına, pire bağlı olup da duralım hele. Allah 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 da duralım hele. Allah güle güle de varalım hele. Gerçekte pirler merhaba, ey rahberler gerçekte erler merhaba. Hazır postlar hazır da yerler merhaba. Zakirler sazları da kuralım hele. Allah 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 da kuralım hele. Allah birliğine de varalım hele. Yüce Peygamberimiz oraya gittiği zaman orada tam bir demokrasi düzeni kurar. Yani ilk Medine yasası dediğimiz, Medine vesikası dediğimiz bugünkü demokrasi gibi her inanç grubu, Musevisi, Hristiyanı kendi inancını yaşayacak. Hazreti Muhammed Mustafa'ya da tabi olanlar, onlar da kendi inançlarını rahatlıkla yaşayabilecekler. Ve böyle bir vesika hazırlanır ve imza altına alınır. Orada sosyal bir düzen kurulur. Fakirle zenginin hemen hemen arasında fazla mesafe kalmamıştır. Mekke'den göç edip Medine'ye giden İnananlar, müminler, Mekke, Medineliler tarafından kabul görülür. Öyle ki bir Mekkeli ile bir Medineli kardeş olsun der. Ki bu bizim müsaitliğin de bir başlangıcıdır diyebiliriz. Ve o kardeşlik öylesine bir kardeşliktir ki bütün imkanlarını, varını, malını paylaşarak böyle bir düzen kurarlar. Tabii bu düzen burada gelişir. Ama Mekke'dekiler bunun işaretini alırlar, bundan rahatsız olurlar. Ve Hazreti Peygamber'in üzerine askerle giderler, Bedir Savaşı yaşanır, Uhud Savaşı yaşanır. Ama başarılı olamazlar. İslamiyet gelişir, Hazreti Peygamber'in etrafında toplananlar güç kazanır.
ve bir gün gelir Mekke fethedilir. Yani Hazreti Peygamber tekrar doğduğu şehre Mekke'ye geri gelir. O günün savaş şartları gereği teslim olan kısım, yani teslim olan taraf, o teslim alan tarafa teslim olmuştur. O dönemin gelenekleri, savaş geleneği gereğince onun esiri durumundadır ve onun tutsağı durumundadır. Ama Hazreti Resulullah o bir rahmet peygamberidir. O affedicidir. O böyle bir şey uygulamaz. Onları affeder. Sadece İslam'ı kabul etmeleri şartıyla. O günün Mekke müşrikleri İslam'ı kabul ettiğini söylerler. Ama kerhen Müslüman olurlar. Bunun üzerine de yine Hucurat Suresi ayet 14 nazil olur. Ya Muhammed, o Araplar biz inandık dediler. Ama iman onların kalbine yerleşmedi. Sadece Müslüman oldular. Onların iman kalplerine yerleşmedi. İşte inandığını söylediler ama inanmadılar. Dolayısıyla İslam şemsiyesi altında sinsi sinsi kendi davalarını sürdürdüler. Hazreti Peygamber'in Hakk'a yürümesinde, daha Hazreti Peygamber Hakk'a yürümezken, yani yolculuk anındayken, daha teslim etmeden onlar Ebu Bekir'i halife olarak seçtiler. Hazreti Peygamber'in cenaze namazında dahi, ki biz buna Hakk'a yürüme erkanı diyoruz, bunlara nasip olmadı. O gün itibariyle İslam'da bölünme başladı, ihanetler başladı, Hazreti Peygamber'e ihanetler başladı. Çünkü Yüce Peygamber, ben kimin Mevlasıysam Ali onun Mevlasıdır demişti. Ama Ali'ye de ihanet ettiler, Kur'an'a da ihanet ettiler, İslam'a da ihanet ettiler. Bu ihanet Hazreti Ali'nin halifeliğine kadar sürdü. Hazreti Ali de halife oldu ama ona da ihanet edildi. Ona da suikast düzenlendi. Hazreti Ali de şehit edildi. Ve de Osman döneminde, hatta Ömer döneminde Şam'a vali tayin edilen Emevi aileden gelen, yani Hazreti Peygamber'le 22 yıl bir fiil savaşan aileden gelen Ebu Süfyan'ın torunu Muaviye, Ebu Süfyan'ın oğlu, hatta oğlu Muaviye Şam'da vali olur. Şam'da vali olduğu dönem ağır vergiler uygular, halkın üzerine bir sıkı bir denetim, sıkı bir uygulama, halkı kendi etki altına alır. Kendi etkisi altına alır. Artık orada güçlüdür. Resulün
edeberkan memine nişan. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ali Muhammed ve evladi ehli beyt. Allah'ın selamı ve rahmeti size olsun ya Muhammed Mustafa, ya Ali Mürteza, ya Hatice-i Kübra, Fatime-i Zühre. Yüce Allah'ın selamı ve rahmeti size olsun ya İmam Hasan-ı Müşteba, ya İmam Hüseyin-i Deşti Kerbela, ya İmam Zeynel Abidin Aba, ya İmam Muhammed Bakur Beka, ya İmam Cafer Sıdkı Sefa, ya İmam Musa-i Kazım-ı Cismi Pak. Allah'ın selamı ve rahmeti sizlere olsun ya İmam Ali Rıza-i Şah-ı Horasan, ya İmam Muhammed Haki, ya İmam Şah Ali Yurnaki, ya İmam Hasan Askeri Gazi, ya İmam Muhammed Mehdi Sahibi Zaman, Kutbi Devran, Hücreti Burhan, la havle ve la kuvvete illa habillah Ali'ül Azim, elini çeviren kuvvet ve kudret sahibi olan Yüce Allah'tır. Allah Allah. Allah Allah. Gitme, bizi koyup da ben seni nerede bulayım garda, bir değil bin değil sarılmaz, dertine derman olayım kardeş, bir değil bin değil yaram sarılmaz. Öyle mahcup durup yüzüme bakma, yaralı yüreğim bir de sen yakma. Zeynel abidini yetim bırakma, ben senin yerine öleyim kardeş. Zeynel abidini yetim bırakma, ben senin yerine öleyim kardeş. Kanlı Kerbela'nın ıssız çölünde kan deryası oldu gözüm selinde. Ağırlarsa ben seni nerede bulayım kardeş? Ağırlarsa eğer seni elimden, ben seni nerede yadigarıydın bize de demin,
Saygıdeğer Yurt TV izleyicileri, Yas-ı Muharrem 12 İmam orucumuz nedeniyle Yurt TV olarak biz 12 gün boyunca Anadolu ve Avrupa yakasındaydık. 12 ayrı cemevimizi gezdik. Bugün 12. günündeyiz. Zeytinburnu Erikli Baba cemevindeydik. Burada canlarımızla bugün birlikte söyleştik. Lokma paylaştık, Muharrem sohbetlerine katıldık ve burada yaşanan ibadetimizi sizlere Yurt TV ekranlarına taşıyacağız. Biz Yurt TV emekçi personeli Muharrem sohbetleri program yapımcısı saygıdeğer İsmail Saçlı, ben sunucu Mustafa Bor, kamera Burak ve yine ulaşım olarak da sevgili kardeşimiz Sedat Fidan, sizlere
Yurt TV adına Yas-ı Muharrem 12 İmam orucumuzun hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Aydın yarınların yaratılmasında bir büyük katkısı olması dileğimizde diyoruz. Ve sizlere dostça kalın, barışla kalın ve inançla kalın diyoruz. Sağ olun, var olun.